unvanıyla mezun olan kişiler öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kurumlarda öğretmenlik yapabiliyorlar. Bu ilk öğretimin ikinci kademesi için 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda öğretmenlik, Türkçe öğretmeni olarak görev yapabiliyorlar. Yine aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel kurumlarda öğretmenlik yapabiliyorlar. Devlet arşivleri gibi, kütüphaneler gibi, yayın evleri gibi kurumlarda yine düzeltmen olarak görev yapabiliyorlar. Aynı zamanda yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak tabii ki Türkçe eğitimi alanında görev yapma imkanına sahipler. Bunun dışında yurt dışında yine Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabiliyorlar. Biliyorsunuz Maarif Vakfı bugün dünyanın dört bir köşesinde okulları açıp eğitime devam etmekte. Bu okullarda özellikle yabancı dil bilen Türkçe öğretmenlerine çok ihtiyaç var. Buralarda istihdam edilebilirler. Avrupa'nın ya da dünyanın çeşitli köşelerindeki Türk vatandaşlarının çocukları için Türkiye Cumhuriyeti tarafından açılan eğitim kurumları var. Bu kurumlarda da devlet tarafından görevlendirilebilip Türkçe öğretmeni unvanıyla görev yapabilmektedirler. Osmanlıca dersinde en çok zorluk çektiklerini ifade ediyorlar öğrencilerimiz. Bu konuda da birebir dediğim gibi öğrenci sayımızın az olması aslında büyük bir avantaj. Birebir sadece ders saatleriyle sınırlı kalmadan ders dışı çalışmalar ve takviyelerle de bu zorlukların üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Bölümü tercih edecek adaylara en büyük tavsiyem herkes öğretmen olmamalı. Öğretmenlik mesleğine aşık, idealist gençleri biz bekliyoruz. Çünkü öğretmenlik aynı işi yıllar boyunca yapmak belli bir süre sonra yılgınlık ve bıkkınlık getirebiliyor. Bizim ülkemizin böyle yılgın, bitkin, bıkkın öğretmenlere hiç ihtiyacı yok. O yüzden bu vesileyle bunu bir kere daha hatırlatmak isterim gençlere. Türkçeyi seven, Türk diline ilgisi olan, Türk dili konusunda, Türkçe konusunda hassasiyeti olan ve şeyi de lütfen başta söylediğim yaş sınırında göz önünde bulundurmalarını özellikle bir kere daha rica ediyorum. 11-14 yaş arası çocuk gençlerle ilgilenmekten, onlarla uğraşmaktan keyif alan gençleri bekliyoruz. Bilinçli olarak gelmelerini özellikle ben rica ediyorum. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi özellikle şehir dışından gelecek öğrenciler için aslında barınma imkanı tabii en büyük problem olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde böyle bir sorun yok. 1500 kişilik kız öğrenci yurdumuz, konuk evimiz son derece gelişmiş imkanlarla öğrencilere barınma olanağı sunuyor. Erkek yurdumuz ana kampüsün içinde faaliyetine devam ediyor. Barınma konusunda herhangi bir problem yaşamayacaklarını buradan ifade etmeliyim. Onun dışında bir öğrenciye en çok lazım olan şey kütüphane. İstanbul 29 Mayıs Kütüphanesi Türkiye şartlarında son derece gelişmiş, donanımlı, muhteşem bir kütüphane. Burayı kazanın ya da kazanmayın, tercih edin ya da etmeyin. Özellikle İstanbul'a geldiğinizde bir ziyaret etmenizi ben özellikle tavsiye ediyorum. Üniversitemizi tercih edecek, hedefleyen arkadaşlarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum. Hem sınav döneminde, sadece sınav dönemiyle iş bitmiyor malum, tercih döneminde de doğru kararlar vermenizi canı gönülden diliyorum.